Evet arkadaşlar, yapın dediniz, edin dediniz, abi doğrusu neyse onu yapın dediniz. Bugün yanımızda Orhan ustamız var. Orhan ustayı tanıyorsunuz biraz, Urfalı ablalarımıza laf atma değil de mizahi tarzda bir dokundurma diyelim abi. Tamam, bize Evet başlayalım. abi, öncelikle biz seni bir tanıyalım. Bizi kırmadın bugün, misafirimiz oldun. Teşekkür ediyoruz. Abi sen ne iş yapıyorsun? Şu an ne iş yapıyorsun? Daha önce ne iş yapıyordun? Böyle bizim takipçilerimize bir kendini tanıtsan biz de dinleriz seni abi. Öncelikle İbrahim abi, bize sen buraya kabul ettin. Allah Amin senden abi. razı olsun. Cansın Teşekkür abi. ediyoruz. Ben 1986 doğumlu. Şanlıurfa doğumluyum. Baş tacısın abi. Evet. Benim asıl mesleğim de aşçılıktır. Evet. Yani yaklaşık bir 22 yıldır falan ben aşçılık yapıyorum. Maşallah. Evet. Bu mesleği de Şanlıurfa Uludağ'dan başladık ve daha sonra Uludağ lokantası mı? Uludağ, bu Shell petrolün oradaki var ya, bu şu anda şeyin oradaki eski Harp Pazarı'nın hemen biraz Evet, yukarısı. evet, Evet. evet, evet. Yani mesleğim Eski icabı ustalardan ilk ustan kimdi abi? tabii. Orada Reşit Ustayla Reşit falan. Usta. Evet, Reşit Reşit Ustayla Usta. ben ustalarımdır. Evet. Allah onlardan razı olsun. Ya Bu normalde mesleği... kebap ustası mısın abi Yok yok, yoksa? normalde ben tablo ustasıyım. Tabulu da, Tabii. o normal sulu yemek Evet, yani. sulu Her sulu yemek yemek ustası. tarzında. Evet. Evet, ben onu yapıyorum. Evet. Ve daha sonra mesleği geliştirme amacıyla ben yurt dışına da çıktım. Tabii. Maşallah. Nerelere gittin mesela abi? Mesela ben Ukrayna'ya gittim. Evet. Moskova'ya gittim. Ve yaklaşık bir 5-6 yılda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de. Maşallah. Orada da çalıştım ben. Orada da aynı sulu yemek oluyor değil mi? Aynen. Devam. Aynı fabrika Evet. tarzıydı. Evet. Büyük Fırat'ların, hatta burada şeysi de olsun. Evet. Türk Büyük Fırat bence firma. şu anda da vardı bir ara. O Var, şu anda şeyde da var. ne diyor? Pasajın orada bir yeri vardı. Aynen. Kapattılar sanki Şu orayı anda bir burayı ara. kapatıyor. Aynen. Kızılay'ın eski yeri. Aynen, evet, Aynen. orada Ha, bir orayı yeri vardı. kapatıyor. İşte Türk firması olduğu için biz oraya gittik. Anladım. Firma olarak mı gittin yoksa kendi Yok, ben şahsi kendi mi? şahıs olarak Ha, şahsi çağırdılar beni. olarak. Çağırdılar Anladım. O beni. zaman ustalığı Gittik. falan bayağı ünlü yani. Tabii ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani Aynen, dışında da aynen, bildiğin aynen, ekmeğini var. aynen, aynen. Anladım Allah abi. razı olsun. Şu anda da bir şeyim var. Değil mi Şu dükkan? anda da benim hem dükkanım var. Yani düğün, Evet. taziye falan tarzında. O tarz. Hani Urfa'nın Onları sıbha yapıyoruz. yemeği değiller Aynen, ya. sıbha yemeği Evet. dediğimiz. O Aynen. tarz. Eybedeli'nin bir yeri var. Bir de biz şu anda da organizede bir 7-8 şubemiz var. Evet. Yerinde üretim yapıyoruz. Anladım. Yani yine oradaki Aynı fabrikadan falan fabrika işte, mı? sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği Anladım. tarzında hizmet veriyoruz şu Bunların anda. hepsi senin mi yoksa? Bunlar abimle ortakız biz. Ya, Ortaksın ama ben hani bir büyüğümdür. franchise verdiğin biri yok yani. Aynen. Hepsi sen Aynen, çalıştırıyorsun aynen, yani. aynen. Anladım abi. Bizim personelimiz var, yaklaşık bir 30 tane personelimiz var şu Maşallah. anda. Yani burada 30 sene Urfa'ya da iş veriyorsun Tabii değil mi? tabii şu He, anda onu da yani 30, belirtelim. tabii. Orhan Usta Aynen. sadece TikTok çekmiyor yani. Aynen Yani abi, 30 kişiye 30 tane veririz. aileye de ekmek Tabii veriyorsun. tabii ekmek Evet. veriyoruz, evet. Evet abi. Aynen. Anladım. Evet abi. Abi şimdi biz senin buraya Ukrayna'ya gittiğin için ya da 30 kişiye ekmek verdiğin için çağırmadık. Evet. Biz seni buraya TikTok için çağırdık. Evet. Şimdi o Orhan Usta'm üzerinde hani ön yargı kırılsın diye ben onları sana sordum. Evet. Abi TikTok'a nasıl girdin? Sene kaçta girdin? Yani o süreci bize anlat. Çünkü bir hızlı bir giriş yaptın sanki, böyle bir Evet. insanlar hani takipçi sayısı üzerinden diyorlar ama Evet. şimdi bazı insanların bir videosuyla adam tanınır. Evet. Mesela dön gel kurşun 2,5 lira dedi. Evet. Fenomen oldu. Seninki de o biraz ablalarımıza şey yaparak ona Aynen. sorayım sana. Aynen. Şimdi ben iki normalde TikTok'a çok fazla, yani yaklaşık benim TikTok'a başlama sürem, yani size diyebilirim ki 3 ay falan. Oo, çok erken. Evet, çok erken. Ben Anladım. biraz geç başladım. Onun öncesinde TikTok'ta bilgin var mıydı? TikTok'u nedir, ne değil? Hayır, benim hiç bilgim yoktu. Evet, anladım. Böyle TikTok'a başlama sebebi de benim önüme çıkan Emine Aga'dır. Buradan Emine Aga'da Selam selamlar olsun. olsun. Urfalıdır, baş Evet, Emine tacıdır. Aga'yı da çok severim Evet. aynı zamanda. Onun videosunu izledim. Hangi videosunu izledin abi? Ne videosuydu ya Rabbim ya? Yemekle ilgili bir videosu muydu yoksa en son çöple ilgili bir şey paylaşmıştı bence. Yok, çöple değil abi ya. Ne, bir tane vardı ya, çok güzeldi ya o. Hatırlarsan artık He, söylersin, evet. aynen. Çünkü Oradan mı, Emine Aga'dan mı yola Emine çıkarak? Ağa'dan ben yola çıktım. Şimdi Tamam. diyecekler ki Emine Ağa'yı cezine. Ya o da Yani Urfalı'dır, bizdendir abi. kardeşimizdir. Bizim için şereftir yani bu Aynı şey, evet. zamanda gerçekten Emine Ağa'yı da ben çok Evet. severim. Bana göre de Türkiye'nin en iyi fenomenidir. Aynen. Bazen beni eleştiriyorlar ama Evet. bana göre Türkiye'nin en iyi. Urfa'nın değil ha, Türkiye'nin. Gerçekten de öyledir. Aynen. Emine Çok Ağa ayrı çok bir değerlidir. aurası var abi. Kendisi de çok Evet. severiz. O Oradan şekilde ben başladım. başladım he. Evet. Bir de şu anda bir tek başımayım da. Yani böyle bir yeğenim var. Çünkü ben normalde, yani inşallah ileriki günlerde de İbrahim abi, yani çok güzel şekilde de Estağfurullah. yapacağız. Tabii, yani normal kişi bulursan da, hanımefendi bulursan, Tabii ya. normal fenomen Yani bulursan birlikte de çekimler normalde kiraz yapacaksın. ağamı bekliyorduk, o da gelmedi. Kiraz Hanım'a da selam olsun. Evet, Burada buradan ben selamlar ulaşamadım olsun. kendisine. Özellikle yazdım yazdım. Evet. Çünkü o da hanımefendi, hani sonuçta Evet. biz biraz daha Tabii ya. ulaşmamız zor oluyor. Aynen. Çok zor. O Burada bir şekilde. kardeşimiz sonuçta. Şimdi ben seni nasıl tanıdım abi? Senin bir tane videon var. Diyor ki bir tane şarkı vardı ya.
Bir yani tane şey, şarkı var diye falan. Çiğdem aynen Çiğdem evet. Baltos ona selam olsun. Aynen. Vanlıdır o da. Aynen. Doğrudur. He Vanlıdır. Hı. Sürekli diyor işte bir tane şarkı var diye. Senin orada bir tepkin vardı abi ama bu kadar işten ona bahsediyor. Yani o buradan mı açacaksın yoksa bize burada tekrardan yapabilir misin o yani şarkıyı? O süreci anlatarak yapabilirsin. Şimdi o Çiğdem Hanım'ın çektiği videolar hep yani TikTok'u açtığım zaman abi tamam mı? Fenomen de çünkü bir de. Bir de fenomendir aynı zamanda. Ya o bir tane şarkı vardı ya. Hatta değil mi ya aklımıza sıçtın. Yeter artık ya. Bir tane video vardı. Bir tane şarkı vardı. Bir de dedi kaldı mı şarkı kaldı mı? Hatta ben orada dedim yani şarkı kaldı mı dedim. Şarkı kaldı mı? Şarkı kalmadı. Ağzımıza sıçtınız dedim. Ama çok hadi orada. Ya. Evet orada da bir gireceğim. Orada ben zaten seni tanıdım. Evet. Bayağı da güldüm. Evet. Yani dediğim gibi hani şimdi belki Orhan Usta'nın bu bir röportajdan sonra sayfasına gireceksin. Bana diyeceksin adamın 2000-3000 takipçisi var. Bu mu fenomen arkadaşlar? Yani o videolarını izleyin bir doğallığını yakalayın. Bu zaten öne açık bir adam olduğu için ben çağırdım kendisini. Dediğim gibi Döngel de kurşun 2,5 lira dedi. Aynen. Zaten ondan sonra Döngel'in hani onun gibi tutan videosu da yok abi. Aynen. Çünkü tabii mesela yok. Emin Ağa'yı ele aldığımızda evet. Bugün Emin Ağa peçete videosu o tenno var ya peçete evet, ondan evet. Evle ilgili video çekmişti. Evet. Bir de diyor ki geçen diyor kendime diyor 3 tane domates 2 tane biber bir tepsi yaptım. Yazmışlar evet. Olan var olmayan var. Aynı bu görünüyormuşlardı. Emin Ağa sürekli bir kendini geliştirme sürekli bir şey ama Döngel'deki Döngel de ayrı bir şöyle videoyu çekeyim Döngel'e. Evet. Adamın duruşu bile komik. Evet. Allah vermiş o yeteneği evet. Vermiş. Şimdi abi o şarkıdan sonra bizim asıl seni burada Urfa olarak çağırma denemiz de bir de Urfa ablalarımız hakkında evet. Kiraz abla da orada diyor ya işte diyor alırsanız Urfa'lı alın falan. Evet. Senin orada çok lezzetli bir tepkin vardı. O konuda da biraz konuşursan eğer. Şimdi zaten tamamen beni yaptığım bu Kiraz abla tamamen mizah amaçlıdır. Mizah tabii canım. Abi mizahtır. Bizim yenge şimdi, de Urfa'lı zaten aynı, değil mi? Aynen. Şu anda belki yayınlarsa izleyecektir o merak ediyor. O da dedi ki ben merak ediyorum. Evet. Şimdi Kiraz Hanım'ı diyor ki işte yahu seveceksiniz bir tane Urfalı'yı seven. Evet. Urfalı sizi aldatmaz. Urfalı kadınları seviyor. Kur'an olsun he. Sevdiler mi falan filan. Ben orada bir çıkış yapıyorum tabii oradan. Düete kapatmış zaten. Sen normal izleyerek şey yaptın. Anladın. Düete kapat dedim ama Kiraz Hanım benim elimde kurtulamazsın. Eğer ben oramdım ben de kurtulamazsın. Ondan sonra ben başlıyorum. Yalan diyorum. Vallahi billahi yalan. Yalan abi. Diyorum ki orada diyorum ki Urfalı kadını alırsan verem ve kanser olursun. O şekilde devam abi, ediyoruz. Şimdi buradaki Urfalı ablalarımıza da söyleyeyim. Şimdi ben eski dönemlerden bahsediyorum. Şimdi ki hanımefendilerimiz pek bilmiyorum. Çünkü çok değişti diyorlar Urfalı hanımefendiler. Evet, evet. Ama değişmeyen de var ama eski Urfalı ablalarımızda şöyle bir şey var. Evlilik yüzüğünü ailesinden gizli satıp eşine parayı verip tabii. Gerçekten de gel bizim evimize ekmek getir sırf yuvası dağılmasın diye. Evet, ondan sonra eski Urfa ablalarımıza diyorlardı al bunu götür askerin içine koy yine de namuslu bir şekilde çıkar. Evet. Öyle bir namus kavramı var. Evet. Onu da şey yaptık. Hani burada mizah üzerine biz tabii. gittiğimiz için şey olmasın. Bu arada Urfaları da övüyorum. Ben bir tane Diyarbakırlı'ya platonik aşığım. Onu da söyleyeyim. Urfaları övüyoruz ama Allah razı olsun. Hayır şimdi diyecekler. Şimdi ben TikTok'ta benim bir tane böyle hani sevgimi anlattığım bir tane hanımefendi var. Şimdi diyecekler sen Urfalı hanımları övüyorsun övüyorsun ama Diyarbakırlı birine aşık olmuşsun. Evet. Şimdi oradan bir eleştiri almayalım. Evet. Abi şimdi burayı da geçtikten sonra sana Urfa'da en sevdiğin fenomeni soracağım. Evet. Ve en sevmediğin fenomeni soracağım. En sevdiğin fenomeni söylemek zorundasın ama en sevmediğin fenomeni söylemek zorunda değilsin. Evet. Bir de Türkiye genelinde en sevmediğin fenomeni soracağım. En sevdiğin fenomeni soracağım. Evet, abi. Şimdi Urfa'da en sevdiğin isimlerini sayabilirim istersen. Evet. Emin Ağa, Döngel 63, evet. Melek Aza, Tevfik Debe, evet. Recep Toprak, Serbest Koca. Evet. Başka aklıma gelen gelmiyor orada. Fırıncı Sedo var. Merdane Adam var. Aynen. Evet. Şimdi saymadıklarım da bana diyorlar ki işte sen bizi sevmiyorsun. Abi öyle bir şey yok. Ben burada aynen. Röportajcıyım. Melek Azat var mesela Pusat var. Pusat, Şahin Arıcı var. Şahin var. Aklımıza geldikçe sayıyoruz arkadaşlar. Anlık bir şey çünkü spontane bir şey. Afat falan var. Bence o 56 vardı bir ara. Siverek'te birkaç tane vardı. Onun Devrimci falan var. İbo Takıl var. Kesmuk var. Yani saydık bunların arasında hangisini mesela seviyorsun abi? Onu sevdiğin bir fenomen varsa. Şimdi benim ilk önce sevdiğim fenomen iki tane adam vardır. Tabii evleri de seviyorum. Ya onu saymadık. Yeterli Osman'ı saymadık. Evet. Yeterli Osman. Evet. Ben desem belki çoğula yorum da gelecektir. Evet. Yani
Emin Ağa. Evet. Bir de Yeter Osman'dır. Kesinlikle. Çok beğenerek izlediğim, evet, evet, sevdiğim de. Birinde bir de şeyden de yani benim hanım da Suruçlu'dur aynı zamanda. Benim anam da Suruçlu. Evet. Yani belki onları beğenmezler ama ben onları geçen seviyorum. Evet. Kiyo ben de çok seviyorum ama evet, benim en çok beğenerek izlediğim yani bunlar ikisidir. Tabii tabii. Abi şimdi en çok sevmediğin var mı? Söylemek zorunda değilsin. Pas yani sevmedim Urfa'da yok da ama he, dışarıda. An dışarıda kim mesela? Dışarıda mesela Mükremin'i hiç sevmiyorum. Mükremin evet. Merdan Adam'la da biz çektiğimizde. Baya evet, normalde ben Mükremin'i arkadaş. Şimdi Emin Ağa'yla bir tane video çekmişti Mükremin. Urfa'da evet, çok eleştirmişti. Biz orada Mükremin'den ziyade biz Emin Ağa'yı savunduk. Çünkü Emin Ağa dedi ki yani biz orada bir ortama girmişiz. Mükremin de gelmiş. Ya sen eşcinselsin sen git seninle çekmiyoruz diyemedik adama. Çektik. Ama diyor ki hani şimdi kınamamak lazım. Tabii. Çünkü eşcinsellik bir hastalık. He, bir hastalık. Ha biz mesela şeyi nerede eleştirdik Aleyhisselam abi? Biz şeyi nerede eleştirdik? Mükremini. Biz Mükremini şeyde eleştirdik abi. O namaz adalığa geçtiğinde eleştirdik. Yok işte ben hamileyim dediğinde eleştirdik. Ondan dolayı sıkıntı çıktı. Şimdi onu da söyledikten sonra Urfa yemek kültürüne geldik abi. Şimdi biliyorsun ciğere Diyarbakır sahip çıktı abi. Çiğ köfteye Adıyaman. Lahmacunu Antep. Fıstığımıza Antep. Başka var mıydı sahip çıktıkları bir şey düşünüyorum. Ben onu soracağım işte. Yani sen bu yemek kültürümüz hakkında ne diyorsun? Yani bu sahip çıkmaları ne diyorsun? Bizim Urfalılar burada yanlışın onun hakkında ne diyorsun? Onu soracağım abi sana. Abi şimdi öncelikle bizim yani bunlara sahip çıkmanın nedeni bizim baştakilerin. Yani ben şeyi örnek vereyim. Halfeti'ye. Evet. Fatma Şahin biliyorsun belediye başkanı. Gelmiş Halfeti'ye orada belki gördünüz. Gördünüz orada. Adam Gaziantep şeyi koymuş oraya. Evet. Halfeti. Şimdi peki. Halfetiler bundan memnun. Evet. Evet. Memnun. Gerçekten evet, memnun. Memnun. Hani evet, Urfa sahip çıkmadığı için aynen, memnunlar. Memnunlar. Şimdi bizim lahmacunumuz gitmiş abi. Bizim fıstığımız gitmiş. Bizim pidemiz. Bizim peki neyimiz var abi? İşte şu an çiğ köfte gitti zaten. Evet. Fıstık gitti. Yani abi biz bir şeye sahip çıkamıyoruz. İşte fıstığım gelebilirsin. Evet. Dahil olabilirsin. Ben seni bekledim evet, gelmedin. Doğal bir video. Doğal olursa, olursa. Evet abi. Mesela fıstık, aynen, lahmacun, çiğ köfte. Evet. Adıyaman mesela çiğ köfte bizim diyor mesela. Yani biz hani Yusuf abiyle de konuştum. Şimdi bana, dünya da biliyor. Evet. Biz de biliyoruz. Hazreti İbrahim'den beri. Yani çiğ köfte Şanlıurfa'nındır. Evet yani ama kim ne dese desin. Bizim diyor hani. Tabii ben tartışma da varım yani. Tabii ama. Tabii adamlar, çiğ köfte Urfa'nındır abi. Fıstığı sorsan Antep'te fıstık ağacım vardır. Ya işte mesela burada Ceylanpınar Tigem'deki fıstıklar. Yani. Gölpınar'daki sorsan ama adam diyor ki fıstık bizim. Ne yazık ki yani hakikaten de biz hepimiz de üzülüyoruz. Mesela ciğer evet, kebabına yani, bakır. Yani bugün ciğer ya ciğeri ta İbrahim Tarsa 1980'lerden beri evet, anlatıyor. Ciğer Urfa'nıdır. Kalkıyor adam patentlerini alıyor. Ciğer şey gidiyor Antep'e gidiyor. Fıstık oraya gidiyor. Lahmacun var mesela. Yani gerçekten üzülüyorum abi. İşte yani ben de arkadaş üzülüyorum, söyleyeyim Antep'te evet, kısandığım tek şey o Fatma Şahin'dir arkadaşlar. Evet. Başka hiçbir şey yani kısamıyorum. Gerçekten de bir Fatma Şahin kadar olamıyoruz abi. Evet kesinlikle. Bizim 14 tane milletimiz Fatma Şahin kadar olamıyoruz. Kesinlikle. Tebrik ediyorum o kadını bu arada. Ben de tek kıskandığım kişidir Antep'te. Evet, abi bizi kırmadın buraya kadar geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah böyle abi, seni de hani milyon takipçi olarak İnşallah görürüz. O zaman yine bir röportaj yaparız. Her şey hayırlısı olsun. Eyvallah. Bizler de sen buraya kabul ettin. Bizleri çağırdın. Allah senden de razı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yoruma bir kalp de olsa bırakmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Eyvallah.